أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمه سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr. Ey yüce Rabbim, işlerimizi kolaylaştır, zorlaştırma ve her işimizi de hayırla tamamla. Amin, amin. Bi hürmeti seyyidil murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Her zaman alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmek lazım kıymetli kardeşlerim o vermez ise o yedirmez ise o koku aldırmaz ise nasıl koku alacağız nasıl bulacağız onun hazinesinden kullarına karşılıksız olarak veriyor. Onun için her işimizde mutlaka Allah'a hamd etmeyi unutmamalıyız değerli izleyicilerim ve çocuklarımıza da bugünkü neslimize de Allah'a şükretmeyi, teşekkür etmeyi ve ona hamd etmeyi mutlaka öğretmeliyiz. Yemek yiyeceğiz. Çocuğumuza besmele ile mutlaka efendim e, yemeye başlamasını öğütlemeliyiz, tavsiye etmeliyiz. Yemeği yedi. Elhamdülillah demeyi, şükretmeyi, Allah'a hamd etmeyi. Hatta bunun anlamı üzerinde belki durmak lazım, konuşmak lazım. Ağaç yaş iken eğrilir diye bir söz var. Bizim Antalya'da yaşayan bir hocamız vardı, kıymetli kardeşlerim. O şöyle bir kitap yazmış, ağaç yaş iken doğrulur diye. Hakikaten ben de katılıyorum. Ağaç yaş iken niye eğrilsin? Ağaç yaş iken doğrulsun. Ağaç yaş iken doğrulur. Yani çocuklarımıza da küçükken mutlaka hamdele, salveleyi, besmeleyi, öğretmeliyiz, anlatmalıyız, şükretmesini bilmeli ve kıyas etmeli. Ulusal basında birçok işte dünyanın farklı bölgelerinde inimininle inim insanlar var, memleketler var, coğrafyalar var, hürriyetini kaybetmiş, evini kaybetmiş. Öyle değil mi efendim? Hemen kapı komşumuz Suriye'de mesela yaşanan hadiseler. Onların yerine empati yapıp kendimizi koyabiliriz, düşünebiliriz. Bu açıdan ne kadar çok bizi yoktan var eden. Rabbimize şükretsek azdır. Çocuklarımıza da bunu aşılamalıyız, öğretmeliyiz. Efendim Hazreti Mevlana’mızdan beyitleri okuyoruz ve karınca kaderince gücümüz yettiğince e, sizlerle paylaşıyoruz. Tabi e, her zaman şunu dert ediniyoruz, kıymetli izleyicilerim, değerli kardeşlerim. Beyitler ağır, kelimeler ağır. Hakikaten izleyicilerimizi ekranda e, uzun süreli, en azından programımız tamamlanıncaya kadar tutma başarısını da göstermeliyiz diye bir gayretimiz var yani. Hani derler ya bizim Anadolu'da Allah'ın bildiğini kulundan niye saklayalım diye. Bundan dolayı da mümkün olduğu kadar anlaşılırlığı daha çok artıran hikayeler üzerinde duracağız. Mutlaka esas öz neyse onu... Konuşacağız Elbette ee, ama e, karşıdaki izleyicilerimiz de, ekran başındaki, televizyonları başındaki kardeşlerimizi de usandırmamalıyız, bıktırmamalıyız diye düşünüyoruz. Bu açıdan hikayelerimiz biraz çokça olacak. Şimdiye kadar bizleri takip eden kardeşlerimiz de bunu görmüşlerdir. Efendim ben... E, Hazreti Mevlana'mızla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bugün biliyorsunuz, malumunuz, kıymetli kardeşlerim, Batı dünyasında Hazreti Mevlana ile ilgili çok ciddi bir sevgi var, bir ilgi var. Batı dünyasında. Amerika'da geçenlerde programlarımızda söyledik, en çok. Ee, okunan kitaplardan bir tanesi Mesnevi. Fakat şunun altını çizmek istiyorum. Muhammed Celaleddin Rumi Hazreti Mevlana'nın ismi. Gerçek isim Muhammed'dir. Hazreti Mevlana'nın gerçek ismi Muhammed'dir. Celaleddin lakabıdır kıymetli kardeşlerim. Rumi ne? Rumi, Anadolu'lu demek. Anadolu ülkesinde yaşayan kişi anlamında. Hani Konyalı, Kayserili, Konevi. Sadrettin Konevi Hazretleri'ne mesela, Konya'da yaşadığı için Konevi e, mahlası verilmiştir. Yani e, şunu söylemek istiyorum. Batı dünyasında, Rumi ismi çok daha fazla öne geçmiştir. Rumi diye anılmaktadır. Rumi kelimesi etrafında yoğun bir yığılma, odaklanma vardır. Halbuki Hazreti Mevlana'mızın ismi Muhammed'dir. Yani bunu gözden ırak etmemek lazım. Hazreti Mevlana bir hümanisttir. Tamam. Ne demek? İnsancıl hoşgörü sahibi. Ama nasıl bir hümanist? İslami merkezli bir hümanisttir. İslami merkezli bir hümanisttir. Hani o meşhur sözü, ben bende eğer cendarem diye başlayan, ben Muhammed'in ayağının tozuyum, onun yolunun e, efendim yolcusuyum anlamındaki o meşhur söz ve yine kıymetli kardeşlerim ben 72 milleti dolaştım ama sağ ayağım bir ayağım şeriate sabit olmak üzere diğer ayağımla da 72 milleti dolaştım ifadeleri hakeza Yani bunları ben uzun girmeyeceğim ama şunu izleyicilerimize hatırlatmak için söyledim: Hazreti Mevlana'nın bir Allah aşkı. Bir mutasavvıf olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Peygamber aşığı bir e, fert olduğunu, bir mümin olduğunu asla ve asla e, unutmamalıyız kıymetli kardeşlerim. Bu açıdan e, elbette Muhammed Celaleddin Rumi e, bütün mahlasıyla, ismiyle, sonradan verilen unvanıyla kullanılabilir. Ama Muhammed ismini hiçbir zaman gözden ırak etmemek lazım, gönülden ırak etmemek lazım diye belki de burasını şöyle yani ünlemli ünlemli bir parantez içerisinde, tırnak içerisinde bir cümle olarak zikretmek istedim kıymetli kardeşlerim. Evet, şimdi efendim bugün tabii beyitlerimize yine devam edeceğiz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi şunu da ifade ettikten sonra geçelim. Diyor ki Hazreti Mevlana kalp kalp denizdir. Dil ise o denizin kıyısıdır. Denizde ne varsa kıyıya vuran odur diyor kıymetli kardeşim. Yani biraz önceki söylediklerime şu koltukta otururken ifade ettiklerimi destekler mahiyette söylemek istiyorum. Ee, biz Hazreti Mevlana ile ilgili çalışmaları yaparken, onu tanımaya çalışırken elbette e, kaş yapacağız derken gözde çıkarmamalıyız. Yani Muhammed Celalettin ve Rumi kelimeleriyle ilgili söylediğim cümlelerden yola çıkarak bu son cümlemizi kullanmış olduk kıymetli kardeşlerim. Evet efendim. E 9. beytimizi geçen gün okumuştuk. Hatta birkaç cümlede sarf etmiştik. E şöyleydi 9. beytimiz. Hz. Mevlana'mız şöyle buyuruyordu. Ateşest in banki nayu nisbat. Her ki in ateş ne daret nisbat. Şu neyin sesi ateştir, hava değildir. Her kimde bu ateş yoksa o kimse yok olsun. Neyi söyleten müessirin havadan yani sade bir nefesten ibaret olduğu zannedilmesin. Belki onu inleten neyzenin hazin ve ateşin hissiyatıdır. Bunun gibi veliye kâmilini de söyleten heva ve hevesi elbette değildir. Kalbinden fevran eyleyen ve maşuku hakikiden başkasını yakan Aşktır demiştik yine geçen sohbetimizde kıymetli kardeşim. Yani neyzen eline neyi alıp da ona üflemeye başladığı zaman o neyden çıkan inilti, o neyden feveran eyleyen o o yanık efendim hissiyat elbette neyzenin üf, üflediği hava değildir o neye üfleyen neyzenin kalbindeki, ruhundaki, iç dünyasındakilerdir diyor Hazreti Mevlana kıymetli kardeşler. Aynen bunun gibi Allah dostu, arif olan kişileri de söyleten, onları da inleten heva ve hevesleri değildir. Bilakis aşık olduğu maşukuna söylemiş olduğu efendim e, hisleridir, duygularıdır, inancıdır, aşkıdır diyor. Efendim, aşk bir şûledir. Parlayınca maşukundan ma'adasını yakar. Aşk bir şûledir. Şûle nedir efendim? Ateş alevi. Ateş alevi yani yakıcı alev. Ocağı düşünelim. Ocaklarımızı bizim Anadolu insanı e, mutfak demiş olduğu yani evin içerisindeki mutfak değil de kıymetli kardeşlerim evden bağımsız olarak ekmek yapılan yer ekmeklik de denilir. Ekmeklik de denilir. Genellikle sap saman türü şeyler kullanılır orada. Ve sürekli e, bir şeyi atar dururlar. Yani o alev o ateşin alevi hiçbir zaman sona ermez. İşte Hz. Mevlana'mız buna şule diyor ve o ateşin alevine Hz. Mevlana'mız aşk şulesi, aşk şulesi diyor kıymetli kardeşlerim. Ve nasıl o ocağın altındaki ekmeklikteki ateş parlayınca sacı ısıtıyor, ve üzerindeki ekmeği yenilebilir bir hale getiriyorsa daha doğrusu hamuru açılmış yufka haline getirilmiş o ve pişiriyorsa bir tat bir lezzet veriyorsa bir nimet haline yenilebilen sevilebilen efendim hele 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 bir de tereyağı şöyle sürdüğünüz zaman bizim Anadolu tabiriyle ısçak ısçak efendim ısçak ısçak dürüm haline getirip yemek var ya işte kıymetli kardeşlerim, aşk diyor. Aynen bunun gibi bir şûledir ki parlayınca ekmeği pişirdiği gibi veli kamilini de neyzeni de yakar diyor. Maşukundan başkasını herkesi yakar diyor kıymetli kardeşlerim. Efendim, bir genç Allah dostu bir genç. Ölüm döşeğinde vefat etmek üzere tabii aynı kendisi gibi salih olan bir grup insan gelmiş demişler ki durum nedir? Artık öbür tarafa yolculuk başlamak üzere sana annen, annenin mi şefkat etmesini istersin? Rabbinin mi şu anda son nefesindesin? Şefkat etmek istersin, etmesini istersin. Merhamet etmesini istersin diye sorunca demiş ki elbette ana şefkati anne değil bakın. Ana şefkati gelecek kıymetli kardeşlerim konuşacağız. Muhyiddin İbn Arabi diyor ki e, aşk Sarmaşık demektir. Esas doğru ifade ediliş tarzı ışktır. Ama ağız diyor bunu dolu dolu söylemesi lazım. Işk demeyin, aşk deyin diyor. Aynı onun gibi veli e, bu veli zat, son artık nefesini teslim etmek üzere olan, diyor ki ana, hani anne değil dedim ya, ana elbette şefkat sahibidir, merhamet sahibidir ama benim Rabbim daha çok merhamet sahibidir, daha çok şefkat sahibidir diyor kıymetli kardeşlerim. Mevlam sana ersem diye aşka düşen pervaneyim Mevlam sana ersem diye aşka düşen pervaneyim Cemalini görsem diye Aşka düşen pervaneyim cemalini görsem diye aşka düşen pervaneyim gözyaşlarım durmaz taşar seller gibi çağlar coşar gözyaşlarım durmaz taşar Seller gibi çağlar coşar Vuslat ümidiyle yaşar Aşka düşen pervaneyim Vuslat ümidiyle yaşar Aşka düşen pervaneyim Derdinle ağlar inlerim Arşa çıkar eninlerim Derdinle ağlar inlerim Arşa çıkar eninlerim Bülbül şakır ben ağlarım Aşka düşen pervaneyim Bülbül şakır ben ağlarım Aşka düşen pervaneyim Kevni temaşa eylerim ne vay aşkı dinlerim Kevni temaşa eylerim ne vay aşkı dinlerim Sensiz cihanı neylerim aşka düşen pervaneyim Sensiz cihanı neylerim Aşka düşen pervaneyi Değerli izleyicilerim, kıymetli kardeşlerim. Hazreti Mevlana'mız der ki, ahbab, ahbabın sesini tanır. Hakikaten tanıdık olan kişiler, aynı fikri, aynı zikri paylaşan insanlar kıymetli kardeşlerim. Bunlar birbirlerini çok iyi daha tanırlar. Öyle değil mi? Yani nezenin nefesini ve veli kamilin feveran eylediği o aşkı tanımak için o aşktan bir kıvılcım olması lazım kişide diyor. Bundan dolayı büyüklerimiz diyorlar ki dostunu söyle senin kim olduğunu söyleyeyim. Ben seni tanımıyorum. Kimi tanırsın e, filan şehirden o geldiği şehri söylüyor. Diyor ki ben e, esnaf Mehmet abi'yi çok iyi tanırım. O senin arkadaşın mı? Evet benim arkadaşım dostum. Eyvallah diyor. O zaman ben de seni tanıyorum artık. Dostunu söyle. Kim olduğunu söyleyeyim. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte öyle buyuruyor ya kıymetli kardeşlerim. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Dolayısıyla kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin diyor. Çocuklarımıza da özellikle değerli izleyicilerim çocuklarımıza da kiminle arkadaşlık ettiğine, kiminle bizim tabirimizle ifademizle düşüp kalktığına, kiminle yiyip içtiğine mutlaka dikkat etmeliyiz. Yani e, kıratın yanında duran, ya huyundan ya suyundan e, bir şeyler alır, bir şeyler kapar derler ya, ahbab, ahbabın sesini tanır. Dolayısıyla tekrar Hazreti Mevlana'mızın o sözüne geliyoruz. Ahbab, ahbabın sesini tanır. E, hangi çevrede dolaşıyorsun? Hangi topraktan gıda alıyorsun? Hangi suyu kullanıyorsun? Hangi havayı teneffüs ediyorsun? Abi sen olsun işte. Sen olsun. Dolayısıyla yani kıymetli kardeşlerim, Salih insanların mutlaka duasını almak lazım. Onların ellerinden öpmek lazım. Bir memlekete Cenab-ı Hak şayet nimet veriyorsa o kullarının yüzü hürmetine verdiğini unutmamalıyız. Araştıracağız, soruşturacağız. Kim nerede kim var? Allah'ın bu veli kullarından, kamil kullarından kim var diye soruşturmak lazım, sormak lazım. Ziyaret etmek lazım. Onların o kıvılcımlarından bir kıvılcım ateş aşk ateşinden Allah'a olan dostluklarından bir kıvılcım miktarınca da olsa almaya çalışmak lazım. Ellerini öpmek lazım. Dualarını almak lazım kıymetli kardeşlerim. Basit bir araba alırız da işte filan marka filan renkli bir araçtır. O güne kadar hiç görmeyiz caddede sokakta. Ama biz o aracı aldıktan sonra her tarafta onu tanımaya başlarız, görmeye başlarız. Ahbap, ahbabın sesini tanır. Dost, dostun sesini tanır kıymetli kardeşlerim. Evet efendim şimdi Hazreti Mevlana aşk ateşini haiz olmayan yok olsun diyor. Allahu ekber. Aşk ateşini haiz olmayan yok olsun diyor. Yani aslında kıymetli kardeşlerim burada Tahirül Mevlevi Hazretleri öyle diyor. Bu bir inkisar değil. Yani bir kırılma değil. Bir e, beddua da değil. Aslında bir duadır bu. Bu makbul olan bir duadır. Aşk ateşini haiz olmayan yok olsun. Bu cümle ehli tarik indinde biraz önce de ifade ettiğimiz gibi kıymetli kardeşlerim çok makbul bir duadır. Şöyle ki Allah'ın hazinesi tezgahı yokluktadır. Şu mevhum varlığına aldanan yokun ne olduğunu ne bilsin? Evet. Yani değerli kardeşlerim, yüce Rabbimiz her şeyi yoktan var etmedi mi? Yani o zaman hazine hazinede ne vardır? Dünya mantığıyla düşünelim. Para vardır altın vardır, mücevherler vardır, tarla vardır, dükkan vardır, araba vardır, elbiseler vardır, her türlü yiyecek vardır, nimet vardır, 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 vardır. Hazine. Hazinede her şey vardır. Allah'ın hazinesi diyor Hazreti Mevlana. Yokluktadır. Çünkü yoktan var eden odur. Şu biz var olduğunu zannettiğimiz Halbuki geçici olarak kullandığımız mevhum varlığımız diyor. Gerçekte sonlu olan, geçici olan var mıdır? Gerçekte o yoktur aslında. Bir anlık var olan şey var anlamında kullanılmıyor değerli izleyicilerim. Dolayısıyla Hazreti Mevlana'mız diyor ki Allah'ın hazinesi tezgahı yokluktadır. Şu mehum varlığına aldanan yokun ne olduğunu ne bilsin? Fani hayatta hiç ölmeyecekmiş gibi, sanki ebedi olarak bu hayatta yaşayacakmış gibi kıymetli kardeşlerim. Ebedi hayatta yaşayacakmış gibi dükkana, hana, hamama, bağa, bahçeye, evlada Hocam benim, benim var ya, evet üstadım, tam dokuz oğlum var. Bir araya geldiğimiz zaman bütün mahalle tir tir titrer. Övünüyor yani. Veya benim şu kadar mal varlığım var. Efendim, gururundan, kibrinden hiçbir şey görmüyor. Ama bir gün bakıyorsunuz her şey yok olmuş. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim Allah'ın hazinesi yokluktadır. Şu geçici olan, fani olan varlığımıza, gerek cismani varlığımıza, gerekse maddi varlığımıza, yani mal varlığımıza, beden varlığımıza, hısım akraba, evlat, iyal varlığımıza aldanmamalıyız. Buna aldanan kişi diyor Buna aldanan kişi diyor, kıymetli kardeşlerim, yokun ne olduğunu nereden bilsin? Evet, Allah'ın hazinesi tezgahı yokluktadır. Bütün mahlukatın yoktan var edilmiş olduğuna işaret ediyor. Burada Hazreti Mevlana kıymetli kardeşlerim. Kemal sahiplerinin maksadı varlık göstermek değil, Allah'ın varlığı karşısında kendi mevhum vücudunu yani aslında gerçekte olmayan, gerçekte var olmayan o mevhum vücudunu mahvetmek, yani e, onu yok etmek, onu e, Allah'ın varlığıyla bütün haline getirmektir. Biz inşallah bir sonraki belki sohbetimizde olacak kıymetli kardeşlerim. Hallacı Mansur'un hani Enel Hak diye bir ifadesi var Onlardan bahsedeceğiz. Yani kulun her şeyde kendisini yok etmesi Allah'ın varlığıyla bütünleşmiş olmasıdır esas olan. İşte Hallacı Mansur'un Hüseyin bin Mansur isim, ismidir. Gerçek ismi budur. Hallaç pamuk e, derleyen e, pamuğun kir, kirli olanı işe yaramayanla çok kaliteli olanı ayıran bir hallaçla bir meselesi var. İnşallah bir sonraki sohbetimizde ondan bahsedeceğiz. Enel hak ifadesi de işte kulun o mevhum, mevhum varlığını yok etmesiyle ilgili çok güzel bir örnek olacak inşallah. Efendim yani Allah'ı sevmek, Yüce Rabbimizi sevmek esas olan budur. Bir gün kıymetli kardeşlerim Hazreti Ali Efendimiz'e Resulullah Efendimiz bir soru soruyor. Diyor ki: "Ya Ali, Allah'ı sever misin?" "Evet ya Resulallah, Allah'ı seviyorum." "Resulünü sever misin?" "Resulünü de severim ya Resulallah." "Hasan'ı sever misin?" Çocukları, efendimizin de torunları yani. "Evet," diyor. "Hasan'ı da severim." "Hüseyini sever misin?" "Hüseyini de severim." Fatıma'yı sever misin? Evet yarısı onu da severim. Allah, Resulü, Hasan, Hüseyin, Fatıma beş kişiyi. Diyor ki: "Ya Ali, bu kadar yani e, sevgiyi bir kalbe nasıl yerleştiriyorsun?" Hazreti Ali bizim hani Konyalıların tabiriyle <laughs> kıyatta kadir, hıkmık ediyor, cevap veremiyor yani. Eve gidince Hazreti Fatıma ya soruyor. Hazreti Fatıma diyor ki Allah sevgisi akıldandır. Resulullah sevgisi imandandır. Evlat sevgisi tabiattandır. Zevci sevgisi, eş sevgisi muhabbettendir diyor değerli kardeşlerim. Dü De cihanın mefari Enbiyalar serveri aşkına ben müşteri koymuşam camu seri sultan burhan deyan sultan ya hay ya hay ya hay Allahu müminlerin evveli şah merdanı ali kıldı dinimün Dıbabı hayberi Sultan Burhan Deyyan Sultan Yahay 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 Allah'u Bunların aşkıyla sen Eyle gel mahvi beden Ol ile Hüseyin Şehidan defteri Sultan Burhan Deyyan Sultan Ya Yahay, ya ya Allah